Arkadaşlar selamünaleyküm. Polonya'dan herkese selamlar. Bildiğiniz üzere son videomda söylemiştim Polonya'ya gidiş yolu açıldı diye. İkinci Avrupa macerasına başladık. Arkadaşlar eski yaşadığım kasabaya geldim. Zaten burada da kalıyorum, bir otelde kalıyorum. Geçici olarak butik bir otel. Yani oradan görüntü almak istemiyorum. Ufak bir oda, zaten görüntü alacak şey de yok. Bugün eski mahalleme geldim. Hatta size şurayı da göstermek istiyorum. Kamerayı nasıl çevireceğim? Kamerayı çevireyim, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurayı size göstermek istiyorum. Yazı okunuyor mu? Antalya Kebap diye. O da açılmış. Oraya da uğradım. Sevmese bir yemek yedim. Selam verdim. Hayırlı olsun dedim. Bizim pet shopçunun olduğu bina, şu elimle göstermiş olduğum bina arkadaşlar. Oraya da uğradım. Buraya geliş sebebim arkadaşlar, eski kaldığım daireden haber bekliyordum. Daire boşalacak. 3-4 gün sonra boşalacak. Onunla ilgili görüşmeye geldim. Kalacağım dairede hemen şu zaten kaldığım yer, şu parmağımla gösterdiğim yer. Arkadaşlar bu kasaba hakikaten çok hoşuma gitti. Ben ilk burada geçti benim 2,5 sene aşağı yukarı. Ya güzel, sakin bir yer. 200 bin kişilik bir kasaba. Bugün de buraya ev sahipleriyle görüşmeye geldim. Bir de rezil oldum arkadaşlar. Çok fena utandım. Şimdi onu da anlatayım. Artık pet shopçuya uğradım. Güzel türler getirmiş. Hobi köşem Burak'ın, biliyorsunuz, efsane türler. Gerçi adlarını, hiçbirinin adını bilmiyorum. Yani efsane türler getirdi. Pet shopçuya uğradım. Onda da 3-4 tür gördüm. Daha önce yoktu. Hani o da belki de vardır ama Burak almadan önce farkına varmamışımdır. Mesela o en ufak çöpçülerden vardı Burak. Burak'ta da vardı. Hatta en son Trakyalı Akvaris Mustafa abi de onlardan almıştı. Neydi onlar? Pigmen miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Neyse. Onlardan vardı. Bir ciklet türü getirmiş. Ondan hemen bir çift ayırttım arkadaşlar. 2 santim balık ama acayip bir ciklet türü. Ondan hemen ayırttım. Ondan da ayırttım. Daireye girer girmez inşallah. Arkadaşlar daire. Evet, binaya yaklaştık. Gerçi işim kalmadı artık, görüştüm de rezil oldum dediğim konuya geleyim. Gerçekten ben geçen Türkiye'ye döndüğümde içeride bir kiram vardı. Ev sahibine de onu ödeştirmek için son ayım olarak şey yaptık, hesapladık. Gerçi arkadaşlar kiraları şirket ödediği için fazla o konulara takılmıyordum. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar, yani hakikaten benim çok hoşuma gidiyor. Burada ufak bir market var, hani ufak alışverişlerimi buradan yapıyorum. Şöyle arkadaşlar, ev sahibiyle görüşürken telefonda kendisi bir şey demedi. Bugün yüz yüze görüştük. Ev 3-4 gün sonra boşalıyormuş. Artık kirada fena bir artışa gitti arkadaşlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da petrol olsun, gıda olsun, enerji olsun, hakikaten çok fena fiyat artışları var. Birincisi söyleyeyim kiram arkadaşlar 750 euro civarında oldu. En son gittiğimde aşağı yukarı 500 euroya denk geliyordu. 500 euroya denk geliyordu. Artı hakikaten markete, alışverişe giriyorum. Gerçi bunları söylemek de şey değil, yani istemiyorum da, hani inanın her yerde, dünyanın her yerinde fena bir fiyat artışı var.
markete giriyorum, gerçekten şoktayım. Yani hakikaten fena, fiyatlar fena. Neyse, ev sahibiyle yaptığım muhabbete geleyim arkadaşlar, onu da anlatayım size. Hatırlarsanız ben bir havuz kurmuştum, büyük yuvarlak bir havuz kurmuştum. O da kışa denk geldi, tam böyle kışın başlarına denk. Öyle hatırlıyorum yani, kışın başlarına 9. 10. ay diye hatırlıyorum ama tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse, havuzu kurduk, iyi yaptık, güzel yaptık. İçine balıkları attık. Burada arkadaşlar kiranın içinde, hani verdiğiniz kiranın içinde ısıtma sisteminin fiyatı vardır. Yani onu verdiğimiz kiranın içinde sayıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Senede bir gelip ölçüyorlarmış. Artık gaz diyeyim ben. Isıtma sistemi kalorifer sistemi normalde. Kalorifer sistemi kullanıyorlar. Arkadaşlar senede bir ölçülüyormuş. Atıyorum ben kiranın içinde ödüyormuşum bunu. Her sene 9. ay, her sene 9. ayın başında ya da 8. ayın sonunda gelip ölçüyorlarmış. Verdiğiniz para karşılıyorsa sıkıntı yok. Fazlaysa, bir dahaki sene atıyor, eksikse üstünü tamamlamak zorundasınız arkadaşlar. Ev sahibiyle görüşürken, sohbet muhabbet derken önüme bir fatura koydu. Ya dedi, ben dedi üstünde durmadım dedi, geleceğinizi hiç tahmin etmiyordum dedi. Madem geldiniz bunu size takdim edeyim dedi. Arkadaşlar aşağı yukarı 400 euro, 420 euro gibi bir fark var. Onu karşılayacağız. Yani balıkları ısıtalım derken harbiden fena bir fatura gelmiş bütün sene. Neyse, önemli değil, sonuçta yaptık artık. Ama utandım da, neden utandım? Söylenmedi bize. Soruyorum kadına, neden dedim, bizim dedim müdür var, hemen komşunuz dedim, tanıdığınız, ona söyleseydiniz. Çekindim dedi, belki dedi bilmesini istemiyorsunuzdur falan filan dedi. Apar topar da gittiniz dedi. Dedim bir şekilde şey yapabilirdiniz yani, bana ulaşabilirdiniz. En azından çalıştığım firmanın adresi belli, telefonu belli. Onlara dedim gidip söyleyebilirdiniz. Gerek duymadım dedi ama madem dedi geldiniz, isterseniz vermeyin dedi. Dedim olur mu öyle şey? En kısa zamanda dedim onu da takdim edeceğim. Daire 3-4 güne boşalır. Dairede herhangi bir değişiklik var mı diye sordum. Yok dedi, yalnızca bir odadaki yatakları çıkaracaklar. Başka bir dairesi var, oraya götürecek. Zaten benim de işime gelir. Odayı komple boşaltırsa zaten öyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum inşallah. Sanırım arkadaşlar yani bir hafta 10 gün içinde geçerim buraya. İçerisini daha hiç görmedim ama kadının demesi bıraktığın gibi dedi. Sadece dedi şu an içeridekiler Ukraynalı bir aile varmış arkadaşlar. Ülkeye geri dönme kararı almışlardı zaten. Belli değildi ne zaman dönecekleri. O yüzden boşalacak. Yani 3-4 güne boşaltırız dediler. Biz de sıkıntı yok dedik. Artı arkadaşlar daire var. Çok daire var. Buldum bu sefer. Bir sürü daire buldum da hakikaten pahalı. Gerek yok. Mesela pet shopçunun olduğu bina çok yeni bir bina. Şimdi onunla muhabbet ettik. Stüdyo daire var dedi, istersen 950 euro. 30 metrekare daire. Dedim valla daire güzel, 30 metrekare olması sıkıntı değil, tek başımayım. Ama dedim 900 euro istesem o da sıkıntı değil, ama niye arkadaşlar firma karşılayacak diye şey yapmak istemiyorum. Yani sonuçta inanın benim eski kaldığım daire benim çok hoşuma gitti. İki oda, bir odanın boş olması da ayrı bir şey. En azından akvaryum falan kursam onun gürültüsünden falan stüdyo dairede durulmaz. Yani pipo da koysak, samp da olsa, ne olursa olsun ses yapacaktır. Zaten en son videomda söylemiştim, LP20 bir motor aldım. Ne kadar sessiz olduğu söylense de ses yaptığı kesin arkadaşlar. O yüzden hani eski kaldığım daireye geçmem bence daha mantıklı olacak. Hem tanıdığım insanlar, artık tanışmışız, 2 sene 2,5 sene onlarla geçti. En kısa zamanda buraya da geçeriz. Arkadaşlar bir de ben buraya gelirken yolda gezerek geldim. Güzel bir sokak sanatçısı vardı. Hani amatör sokak sanatçısı mı diyorlar? Yani sokakta böyle hani para toplama amacıyla böyle bir
hani müzikler falan sergilediği bir vatandaş. Gerçekten acayip bir enstrümandı. Çıkardığı ses de fenaydı, hoşuma gitti. Onu da bu videoya ekleyeceğim. Bir de yaşadığım kasabada çeşitli yerlerinden, gezdiğim yerlerinden, lokantalarından görüntüler almaya çalışacağım. Yani balık, ne kadar balık kanalı olsa da eğer böyle görüntüler de koysam arkadaşlar, sizce olur mu? Tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ya yok derseniz koymayız arkadaşlar, sıkıntı yok. Ama ya çok da gezilecek güzel yerleri yok aslında, ama güzel bir yer, sakin bir yer. En azından alışveriş merkezleri var. Oralardan görüntüler almaya çalışırım. Pet shopçular var. Onlardan görüntüler almaya çalışırım. Benim alışveriş yaptığım pet shopçudan zaten alacağım. Sözünü de aldım. Bugün alacaktım da gerçekten içeride bayağı müşteri vardı. Rahatsız etmek istemedim. Zaten bir çift o Tanganyika balığı ayırttım arkadaşlar. Güzel hayvanlardı. Ufacık 2 santim hayvanlar ama acayipler. Bir de hazır eş olduklarını anladım. Çünkü elmas salyangozu kabuğu falan koymuş. Yanaştığım an hemen dişli içine giriyor. Dişli ya da erkeği bilmiyorum ama biri hemen içine giriyor. Öbürü de başında bekliyor arkadaşlar. Kapıda bekliyor. Bakalım ne olacak. Yani daireye girer girmez gidip alacağım onu. Bir de pet shopçuya giderken bütün akvaryumları falan vermiştim. İstersen onları sana geri verebilirim dedi. Kullanmıyorum dedi. Ayıp olmaz mı dedim. Sıkıntı yok dedi. Hatta arkadaşlar bir de ya bir çok bugün hakikaten şanslı bir günümdeyim. Bir de birisi aramış pet shopçuyu. Elimde demiş çiklet balıkları var. Yani koloni fazlası büyük bir çiklet karışık tankı varmış. Koloni fazlası erkeklerdi veya böyle bilmiyorum şey balıklar var dedi. Çok iyi değiller dedi ama istersen dedi vereyim onları da sana. Ben de alırım dedim arkadaşlar. Yani en azından yani besleriz ya, sıkıntı yok. Bakarız yani olacak bir şeyse fazla erkeksi dişi alırız. Almasak da ya dursun, elimizin altında dursun. En azından videolarda falan gösteririz arkadaşlar. Elimizin altında dursun. Yani sonuçta sanırım bir 15-20 adet kadar var dedi. Onu da söyleyecek. Ben dedim eve geçmeden alamam dedim. Sıkıntı yok dedi. Ben dedi söyleyeyim getirsin. Burada dedi 3-4 gün bende durur. Ondan sonra alırsın dedi. Yani hakikaten bu pet shopçu arkadaşlar hakikaten sevindi de geldiğime. Beni görünce şok oldu. Ben 2-3 gün önce de uğramıştım. Kendisi yoktu. Bugün onu da görmüş oldum. Sevindi de yani. Bir de hatta ona da şeyler getirmiştim İstanbul'dan. Onları da getirdim. Bir ufak hediyeler getirdim. Onları da getirdim, verdim. Yani böyle bir güzel bir arkadaşlık kurduk. Hem pet shopçu olması da benim işime geldi arkadaşlar. Gerçekten. Yani adam verdiğim akvaryumları bile, o ufak bir akvaryum vardı. İlklerde kurdum. Beta'ya falan kurmuştum onu ilklerde. O dedi hala arkada duruyor. Öbür dedi akvaryum dedi. Bir iki kere dedi şey koymuş oraya. Arkadaşlar bu fareler var ya, hamster mı ne yiyorlar. Onlardan koymuş içine. Yani yavrularından falan koymuş. Yani hiç kullanmamış balık falan koyarak. Dedim sıkıntı yok. Dursun dedim. Vermişim artık. Yok önemli değil dedi. Zaten dedi balık besleyeceksen dedi. Sana lazım olacak dedi. Öyle deyince ben de madem dedim böyle bir çift dedim. Bundan dedim bana ayır dedim. Ayır dedim. Daireye girer girmez gelip suyuyla beraber alırım dedim. Tamam dedi. Yani arkadaşlar hakikaten ne bileyim yani lab diye 2 tane akvaryumumuz oldu. Gerçi kendi akvaryumlarım ama adam sağ olsun öyle bir kıyak yaptı. Susabilirdi yani. İstese vermeyebilirdi. Öyle bir kıyak yapınca ben de gerçekten o ciklet balıkları hoşuma gitti ya. Bir kanal vardı. Aquarist Kaan'dı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onda var o tip balıklar. Yani böyle parmak kadar ciklet balıkları var. Yani güzel balıklar var. Sanırım onda görmüştüm o türü. Ama emin de değilim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi artık yavaş yavaş otele döneyim. İşleri de arkadaşlar yakında devralırım. Sanırım o da bir 15-20 gün sürecek. Şuradan otobüs durağına gidip oradan otele dönelim arkadaşlar. Yürüyüş mesafesi gerçekten uzun. Yürüyerek geldim ama yürüyerek gidemeyeceğim. Sıcak da bir hava var. Ben şimdilik herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer balık dışında videoların gelmesi
gelmesi sizi rahatsız etmeyecekse o şekilde videolar da atmak istiyorum farklı komplettlerde. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.